Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizlere sormak istiyorum Yiğit'le. Nasıldı ev gezmek? Evlerini beğendiniz mi? İki evde güzeldi. Artıları da var, eksileri de. Tabii ailemle görüşüp resimlerini de çektim. Eşime de resimlerini attım. Orhan Bey'e de solunda. İletecekler. Evet. Kararımızı vereceğiz. Bu arada sevgili izleyicilerim, sizler de fark etmişsinizdir. Şu anda doğanın içerisindeyiz. Papağanlar var İstanbul'da. 6-7 tane papağan var. Biz konuştukça onlar da böyle şenleniyor. Evet, bizimle beraber. Bu arada çok güzeller. Evet. Yani şu an bayağı yukarılar ama yeşil bildiğiniz papağan. Evet, papağanlar eşliğinde devam edelim. Kızlar siz nasıl buldunuz? Ya çok düz binalar gezdik. Yani gül gibi evimiz varken niye taşınıyoruz onu da anlamıyorum, istemiyorum. Ya yani daha havuzlu, villa, kendi evime uygun bir şeyler taşımak istiyorum. Villa yaşamını bırakmak istemiyorum. Evet. Kötü olduğundan değil ama yani taşıma taraftarı değil. Yapacak bir şey, bir süre idare edeceğiz. Evet, bir süre geçiş olarak gör, öyle değerlendir istersen. Şimdi iki tane de İrem'le ev geleceksiniz biliyorsunuz. Evet. Ardından da karar anı için benimle tekrar bir araya geleceksiniz. Sonra da bakalım hangi evi yuva olarak seçeceksiniz. Merakla bekliyor olacağız. Ben heyecanlıyım. Fazla da sizleri de ve kendimi de bekletmek istemiyorum. İsterseniz yavaş yavaş evime doğru geçelim. Tamam. O zaman böyle buyurun hanımlar. Hadi bakalım, ayaklarınıza kuvvet. Hoş geldiniz benim ilk evime. Martıların sesinden belli olduğu üzere sahile çok yakın bir mesafedeyiz. Yürüyüş, deniz kokusu. Ben çok severim denizi, sizleri bilmiyorum. Metroya çok yakınız, Marmara'ya çok yakınız. Artı. Caddelere, caddeye çok yakınız. Böyle en gider, sevdiğim. Kahveler, yemekler, her şeyi istediğin gibi gidip gelebilirsin. O konuda da için rahat olsun. Sizleri çok fazla bekletmek istemiyorum. Hemen 4 katlı binamız, biz birinci katına gideceğiz. Hazırsanız başlayalım mı? Hazır. Başlayalım. O zaman buyurun geçelim. Karadeniz ailesine İrem'in göstereceği ilk ev Maltepe'de. 3+1, 140 metrekare dairenin girişinde vestiyerin de yer aldığı spot aydınlatmalı bir hol bulunuyor. Salon biri boydan boya olmak üzere çift pencereli ve balkonlu. Odalar gün ışığı alıyor. Ankastre mutfak, lake dolaplı ve oldukça büyük. Duş kabini olan banyoda aynalı dolap da mevcut. Ve geldik benim ilk evime. Şimdi mutfağı, salonu, her yeri göreceğiz. Ben aşık oldum bu eve. Yani sizin de beğeneceğinize %100 eminim. Ama ilk öncelikle böyle holümüzden bakalım, başlayalım. Çok güzel bir vestiyerimiz var. Çok modern. Hem oturup ayakkabılarınızı değiştirebilirsiniz. Hem aynada çıkmadan bir makyajlarımızı, her şeyimize bir bakabileceğimiz. Burada günlük ayakkabılarımızı, böyle hani en sık giydiğimiz ayakkabıları koyabiliriz. Aşağıda da yerlerimiz var. Şöyle göstereyim. Yukarıda da yine keza yerlerimiz var. Yaklaşık 4 metre uzunluğunda bir koridorumuz var. Nasıl? Beğendiniz mi vestiyerimizi? Güzel. Genişliğini? Çok güzel. Aslında güzel ama birazcık sanki koyu... Duvar renkleri biraz, evet, koyu geldi. Ben artık zaten kendi evimle kıyaslamıyorum. Gezdiğim evlere göre içerisi çok güzeldi. Yani girişte beğendim. Evet, beğenmenize çok sevindim. O zaman isterseniz ilk önce salonumuza başlayalım diyorum. Tamam? Başlayalım. O zaman salonumuza geçelim. Salonumuz böyle buyurun. 25 metrekare büyüklüğünde, geniş. Burada hemen bir balkonumuz var. Oraya sonrasında zaten çıkacağız. Yaz kış kullanabileceğimiz bir balkonumuz var. Hemen yine siz nasıl arzu ederseniz böyle yemek alanı oluşturabileceğimiz bir alanımız var. Ve benim bu salonda en çok sevdiğim ve modern bulduğum kısım buradaki çıtaların ve apliklerin güzelliği. Tam sizin televizyonunuzun büyüklüğü ortaya tam sığar mı? Sığar buraya. Değil mi? Evet, sığar. Evet, güzel olur. Şimdi salonda koltuklarımız falan sığar mı?
Yemek masamız. Bence gayet yeterli. Yemek masamızı yani koyarız. Eşyalarımız tabii ki de çok ama mecbur azaltmak durumundayız. Yani hangi eve taşınırsak taşınalım büyük ihtimal eleyeceğiz. Yemek masasını şöyle koyarız. Koltuklarımızı bu tarafa. Yani televizyon zaten desk görecek şekilde mecbur. Evet, güzel olur. Yani sığar buraya şu an. Tamam. İsterseniz bir de yeşillikler içerisinde olan balkonumuza bakalım ve oradan ilk odamıza başlayalım istiyorum. Şöyle nasıl boydan boya hem yaz hem kış kullanabileceğimizi hemen şöyle göstereyim. Bu şekilde zaten böyle camları yanlara doğru kaydırdığımız zaman komple açabiliyoruz. Hem yaz hem kış istediğimiz gibi çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Yani yeşillik ama pek de bir esprisi yok aslında. Yani normal yeşillik. Yani bence güzel bir görüntü. Burada böyle bir masa, sabahları bir çay, kahve. Nalan sen ne düşünüyorsun? Çok keyifli. Görüntü olarak çok güzel ve geniş. Gerçekten ferah ama dışarısı manzara açısından birazcık ile katılıyorum. Evet kızlar, eğer balkonumuzu da beğendiysek bence ilk odamızla başlayalım ve kavgalar başlasın diyorum. Ne dersiniz? Bence gidelim. O zaman böyle odamıza doğru geçelim. İlk odamız böyle alayım. Yaklaşık 12 metrekarelik bir odamız. Geniş bir penceremiz de var. Çok güzel ışık alıyor odamız. Oda birazcık bence küçük. Hı-hı. Ve evin en küçük kızın Nino olduğu için bu oda bence Nino olmalı. Evet, bu oda benim olacak ama yatak odam değil, giyinme odam veya çalışma odam olabilir. Çünkü bu kadar küçük bir yere ancak çalışma odası yapabilirim. Şimdi bir tane de odamız var, evet, ama yani ben şimdiden söyleyeyim, arada çok bir metrekare farkımız yok. Odanı nasıl yerleştirmek istersin? Yatağın, dolabın... Yatağı şu tarafa koyarız. Yani evet, yatağımı daha çok şöyle koymak istiyorum. Çünkü mesela masayı camın önüne koyup, çünkü manzarası, yani yeşillik olması güzel. Evet. En azından ders çalışırken yeşillik görmek isterim. Bence çok mantıklı. Tablolarla süslersem yani daha güzel olabilir. Beğendin o zaman. Biraz. ben aldım. Beğeniyi aldım. O gülüşten anladım. Evet, Sezen Hanımcığım, eğer isterseniz uzmanlık alanınız mutfağa doğru geçelim. Evet, geçelim. Ve mutfağımız. Mutfağa bayıldım. Bu arada bir çok şey söyleyeyim. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten hem uzunlamasına, geniş olması, çok fazla dolap hacmi var. Siz ne diyorsunuz kızlar? Bence genel olarak da kullanışlı bir mutfağa benziyor. Çok fazla zaten gözleri var. Ve bu bizim için bayağı avantajlı. Eklemek istediğimiz başka bir şey var mı yoksa sen odana devam edelim? Benim odamda. O zaman sen odana doğru geçelim. Ve sen odandayız. Ya zaten şöyle düşünüyorum açıkçası. Burayı yazın kışıklarımı getiririm. Depo gibi aslında bir nevi düşünüyorum. Kışın da yazlıklarımı getirmeyi düşünüyorum. Bu şekilde burayı değerlendiririm artık. Galiba evlenmeyeceksin. Burada yatacaksın. Yazlıklarını, hayır, kışlıklarını buraya getiriyorsun. Moda tasarımı okuyan benim zaten. Ve benim daha çok kıyafetim var. O yüzden hani... Benim olması gereken yer burası. Annem ve babam sana bir tık daha büyük bazalı yatak alır ve onun altına koyarsın eşyaları. O bazalı yatağı sen yeni taşınacağın eve de götürebilirsin, oraya eşyalarını sonuçta koyabilirsin. Sonuçta benim evleniyorum ya, fazla eşyalarım olacak, onları buraya getirmem gerekiyor. Herhalde tek odalı bir eve taşınmayacaksın, iki odan olacak ve bir odana giysilerini koyabilirsin. İsterseniz ortak banyomuza bakalım, orayı da beğenecek misiniz? Büyük, geniş, ben çok beğendim ama bir de sizlerle bakalım diyorum, ne dersiniz? Bakalım. Ve geniş banyomuz. Nasıl? Çok da geniş değil ama. Ay şimdi sizin evdeki banyoya bakmayınız lütfen.
Burası 3 artı 1 daire için gayet geniş ve büyük bir banyo. Çok bölmeli. Güzel ama gayet evet. Güzel. Evet, dolaplar yine fazla ama şeyler... Renkleri çok kötü. Evet, yani renk. Bu kahverengi konusunda evet. Hak verebilirim. Kahverengi ben de ev motiflerinde çok beğenmem. Ama bu da bence değiştirilebilir bir şey fayansları. Bu biz tarafından değiştirilebilir. Yine bunun büyük sahibine tabii söyleyemem. Evet. Yani ama onları isterseniz biz siz kendi aranızda. Evet, evet. Yani evin diğer kalanı içiniz ısındıysa bunlar değiştirilebilir. Fayanslarda çok bir şey olmaz. Sadece kahverengi tarafları bile değiştirilip bu krem rengi bile yapılsa gayet güzel durur diye düşünüyorum. Orası çamaşır makinesi yerimiz. Kurutma makinesini koyacak yerimiz yok. Yok. Değil mi? Şöyle yapabiliriz burada. Onu. Evet. Hemen. Çok burada ama bir dolap eksilik gelmiş. Şu dolabımız evet, burada evet. İptal olacak. Bu fayansımız buradan böyle evet. Kimer böyle kesilecek. Onu da üst üste bir yapılabilir. Onu da ev sahibi izin verirse görüşmemiz gerekir. Evet. Ama Dilciğim bu evi beğenmeniz lazım. Bu evi seçmeniz lazım. Bir evet. Diğer eve de bakalım. Evet, diğer eve de evet. Bakacağız. Evet. Doğru söylüyorum. O yüzden burayı da çok bekletmeden son sizin odanıza bakalım. Pardon. Oradan da zaten fiyat için konuşacağız. Fiyat anımıza gelelim. Pardon. Ebeveyn odasına geçelim. Sezen Hanımcığım, sizin odanız. Güzelmiş. 17 metrekare büyüklüğünde geniş bir yatak. Buradaki nişler çok güzel durmuyor mu? Tam böyle yatak başlığı ortaya gelecek ve ışıklar çok güzel. Evet, çok güzel modern. Dekorasyon çok güzel. Ebeveyn banyo yok sanırım burada. Yok, sadece ortak bir tane banyo. Hadi ya. Ama ona rağmen bence gayet güzel. Annemin zaten çok eşyalı arası yok. Sadelikten yana. Siz beğendiniz mi Sezen Hanım odayı? Ben beğendim, çok güzel. Gayet güzel. İşte bir ebeveyn banyo olmaması. Onu da bir evet konuşacağız eşimle. Evet, şimdi isterseniz fiyat tahmini için salonumuza doğru geçelim. Ondan sonra da zaten ikinci evime devam edeceğiz. Tamam. Tamam. Siz evimi yeniden hatırlarken biz de ailemle beraber fiyat tahmini için salona doğru geçiyoruz. Geldik fiyat anına. 3 artı 1 yeni, modern, 140 metrekare, asansörlü binamız. Konumuna çok yakın demiştik hatırlarsanız girişte Marmara'ya, metroya, sahile çok yakın bir konumdayız. Maltepe'deyiz. İlk önce sizinle başlamak istiyorum Sezen Hanım. Bence buranın kira bedeli 20 bin civarında. Tamam. Nil? Ben de yani ev bakımlı. Annemden evet. Bir tık daha düşük. Ben 19 diyorum. 19 bin. Tamam. Ben de Nil'e katılıyorum. 19 bin lira olduğunu düşünüyorum. Evimizin fiyatı 21.500 TL. 21.500. Evet. Aslında bizim tam sınıra yakın, evet. Bütçemizin sınırına 300 TL'lik de bir aidatımız var. Sizi de bütçenizi... Deposito? Deposito 2 tane. Yani... Evet. Çok bence bu eve. Ama bu nereye giderseniz evet. Gidin artık bu şekilde. Hani bunun 3'ü 4'ü de var. Yani 2 artık en minimumda 2 istiyorlar. Kötü bir ev değil. Enerjisi de güzel. Bakalım karar vereceğiz artık. Eşimle doğru. De bir görüşeyim. Tabii ki de. Yani evet. Şimdi benim daha ilk evim. Şimdi benim bir de ikinci evim var. Orası muazzam. Burası da muazzam. Ve Yiğit dedi iki tane ev geziniz. Onlar evet. Çok güzel olduğunu sanmıyorum ama benim sizi mutlu edeceğimi düşünüyorum. Bence sizi de daha fazla bekletmeyeyim. Biz buradan ikinci evime doğru gidelim. Sizin en azından karar verme aşamasını ben daha da kolaylaştırayım diyorum. Tamam. Ne dersiniz? Olur. Evet, olur. O zaman ikinci evime doğru gidelim. Ya ev okey ama pek bir manzarası da yok. Bir yeşilliğe bakıyor o kadar. Duvar renginin değişmesi gerekiyor bence. Çünkü çok fazla iç karartıcı olarak içerisi boğuk bir bohem bir hava katmıştı.